Şimdi devam edelim. İkinci soru. Bir de insanlarla iletişimim çok iyi. Güzel. Özellikle samimi olduğum insanlarla ikna kabiliyetim yüksek. Kadınlarla flörtleştikten, flörtleştikten de oldukça rahatım. Güzel. Bu sayede kadına erişim de kolay oluyor. Ancak ulaşmak istediğim çıta büyük topluluklara hitap edebilmek. Fakat sosyal anziyete de başım dertte. Şu an amfi derslerinde söz alıp konuşamıyorum. Ya da sunum yapılması gerektiğinde gönüllü olmuyorum. Sunum yapmam gerekirse dideralsiz çıkamıyorum. Şimdi dideral ne? Dideral arkadaşlar bir beta bloker diye bir ilaç vardır. Ee, i̇nsan heyecanlandığı zaman adrenalin salgılanır. Özellikle böbrek üstü bezinden adrenalin salgılanır. Bu adrenalin insanda heyecana, sesinin titremesine, ellerinin titremesine, kalp çarpıntısına, ellerin terlemesine, göz bebeklerin böyle açılmasına, yüzünde çok böyle... E, endişeli bir ifade olmasına ve kalbin çok hızlı atmasına, belki nefesin çok hızlı alınmasına sebep olur, tamam mı? Düşüncelerinizi toparlayamazsınız ve burada fight or flight response diye bir şey vardır. Yani ya savaş ya kaç e, refleksi oluşur insanlarda. Çünkü bu bu insanı hayatta tutmuştur. Panik halinde bir panik atak gibi olabilir adrenalin. Onu onu ortadan kaldırmak için hormonlar şöyle çalışır arkadaşlar. Herhangi bir organ var, hormona salgılayan ormanlar, organlar var işte tiroid, pankreas, böbrek üstü bezi, hipofiz, hatta hepimizin bildiği mı? hormon salgılar ve tabii de yumurtalar. Yani yumurtalıklar diyeyim de daha sonra onların iki görevi var. Bir tanesi yumurtayı oluşturmak, iki tanesi omlet yapmak. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi... Bu hormon salgılandığı zaman end organ denilen hedef organ vardır. Yani adrenalin salgılandığı zaman pek çok yerde hedef organ var. Cilt de bir hedef organ. Orada reseptör denen adrenalin hormonunun yapıştığı ve hücresel reaksiyonun meydana geldiği küçük algıcıklar vardır. Yani reseptörün Türkçesi ne bilmiyorum da. Ee, mesela deride terleme olur, soğumaya başlar deri heyecanda. Tamam mı? Kalp kalpte var mesela çarpıntı başlıyor diyelim tamam mı? Şimdi Dideral denen ilacı aldığınız zaman beta bloker beta reseptörleri beta olarak düşünmeyin. Alfa reseptörü de var. Ama alfa ile beta ile alakası olan şeyler değil yani bunlar tabii ki doğal olarak. Beta reseptörlerini bloke eder bu ilaç. Ve adrenalin gelip oraya yapışamaz. Yapışamadığı zaman kalp hızınız artmaz. Daha sakin gibi olursunuz yani. Onun için bazen Konuşmalardan önce insanlar beta bloker alır, sakin olmak için, topluluk etrafında heyecanlanmamak için, tamam mı? Genel olarak size bilgi verdim. Sunum yapmam gerekirse, diderelsiz çıkamıyorum, yani o ilacı almak zorunda kalıyorsun. Biraz sa ama sakinleştirici ilaç değil yani öyle söyleyeyim. Okuldaki grup çalışmalarının hepsi silik kalıyorum ve beni çok rahatsız ediyor. İstiyorum ki öne çıkan, konuşan, liderlik yapan bir erkek olayım. Kendi kişisel gelişim için yüksek değerlerden oluşan bir sosyal çevre kurmaya çalışıyorum. Güzel. Ancak bu insanlara karşı da anksiyete duyuyorum ve onlardan faydalanmanın önüne geçiyor. Bu konuyu çözmem gerekiyor. Tavsiyeniz. Bak, şimdi bu senin söylediğin bir şey zamanla gelişecek bir şey. Bir anda gelişecek bir şey değil. Yani ilk önce şöyle başlayabilirsin. Büyük topluluklara konuşurken, ilk önce küçük topluluklarla konuş. Bir kişi, iki kişi. Bir kişi de artır. Üç kişi, dört kişi, beş kişi, on. Ondan sonra 20'ye geç. İlk önce arkadaşlarınla konuş sonra tanımadığın insanları gruba al filan. Bu şekilde geliştirebilirsin ama zamanla gelişecek bir şeydir. Bir de söylediğine güvenen insanlar çok rahat konuşurlar. O konuda bilgisi olan, derin bilgisi olan her şekilde konuşacaktır. Çünkü söylediğin her şeyi savunabiliyorsun. şimdi bu tavsiyelerden sana şöyle söyleyeyim. Şu anda var mı bilmiyorum ama bizim zamanımızda liselerde yani sadece her lisede olduğunu da düşünmüyorum da bizim lisemizde vardı. Münazara tap takımı vardı. Debate team. Tamam. Münazara nedir? İki grup, iki farklı a, teoriyi tartışıyor. Tamam mı? Bu arada bir dipnot olarak söyleyeyim. Rolo pek çok açık oturuma katılmıyor. Debate'e katılmıyor. Münazaraya katılmıyor. Sebebi de şu. Münazara konunun dışına çıkıyor devamlı diyor Rolo. Ve fikirlerin bilimsel düzeyde tartışılmasından ziyade kişiye saldırıya dönüşüyor. Seni kim üzdü? kuyruk acın var tarzındaki olaya dönüşüyor. Onun için Rolo her zaman şunu der. Ben bir yere katıldığım zaman münazaraya veya şeye bir kadın da çıkıp kimseni üzdü kuyruk acın var dediği an der Rolo. Orada konuşma bitmiştir. Çünkü rasyonel düşünce duygusal düşünceye dönüşmüştür orada. Tamam mı? Ne yazık ki bizim toplumumuzda bu çok 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 daha ileri. Bu koyduğum videolarda da gördüm. Bir kere daha toplumu değerlendirme fırsatım oldu yani bu videolarda. Şey, kısa şortlarda gördüm. Gelen kadınlardan gelen rasyonel olmayan, tamamen duygusal böyle aşırı, e, histerik histerikliğim tepkiler. Şimdi münazarada ise mesela ben e, lise ortaokul liseden münazara yarışmalarına katılıyordum. Çünkü bir çıkıyorsun, birisi bir şey söylüyor. 5 dakika sen çıkıyorsun. 5 dakika kendi konunu anlatıyorsun. Onun sorduğuna cevap veriyorsun sen bir soru soruyorsun işte rebuttal derler. Herkes bir daha bir soru sorup cevap veriyor filan... ama her şey bilimsellik üzerine yapman lazım. Bunu yaparken kısa zamanın var. Çok iyi toparlaman lazım ve çok iyi anlatman lazım pek çok şeyi. Şimdi ilk başta bunlara başladığın zaman bir de ben bunu İngilizce yapıyordum. İlk başta bunlara başladığın zaman o kadar kolay olmayabilir. Ama zamanla alışı alışa yapa yapa belki kendi başına çalışaraktan bunu başarmalısın. Ama en azından böyle bir amacın olması bile güzel. Kendini geliştirmek için bir çaba sarf etmen ve bu sıkıntının bilincinde olman bile çok güzel bir şey. Zamanla tabii şimdi sen Hacettepe'desin. Bize orada sunum da yaptırırlardı arkadaşlara. Şimdi siz de yapıyorsunuzdur. Asistan olacaksın. Asistanlıkta arkadaşlarına, asistan arkadaşlarına falan ders anlatacaksın. Belki öğrencilere ders anlatacaksın. Ondan sonra bilimsel toplantıya gideceksin. Belki ulusal bir toplantıda, kongrede konuşacaksın. İlk başta insanlar çok heyecanlanır. Ben çok heyecanlanan insan gördüm. Sesi titriyor, korkuyor falan. Ee, yıllar içinde bunu çok gördüm ama zaman içinde buna alışıp bunu değiştireceksin. Tamam mı? Mesela ben yani dünya kongrelerinde bile dünya mikro cerrahi kongresinde ee, en son tabi Covid öncesiydi. Kore'de gitmiştim. 2018 yılında çok büyük bir panele katıldım. 1500 kişinin önünde konuşma yapmıştım. Ve çok da zor bir konuydu. Baş boyun mikro maksila rekonstrüksiyonu. Bir konuyu çok iyi bilmen lazım orada. Kendine emin olman lazım. Bir de şöyle yani diyorsun ki ben bu konuyu biliyorum. ve bunların herkes zaten benden öğrenmek için geliyorlar bu konuyu. O şekilde gireceksin. Bilmediğini bilmedim dersin bildiğini anlatırsın. Bu şekil bu şekil olur. Kimse seni yukarı çıktığın zaman yargılamıyor. Onu da söyleyeyim sana. Yani yargılamak için şuna bak, buna bak falan. İlk başlarda bu ilacı alabilirsin. Dideral ilacı. Tamam mı? Böyle çünkü bir narkotik falan ilaç değil yani. Normal bir kalp ilacı gibi bir şey aslında bu. Alabilirsin ama zamanla buna ihtiyacın zaten azalacaktır. Alıştığın zaman insanlarla konuşmaya falan sosyal ortamlarda bir problem olmayacak. Tabi lider olmak için şöyle söyleyeyim sana. Evet konuşmak önemli bir şey. Ama doğru olduğu olduğunu da bilmek de önemli. Ki anladığım kadarıyla sen biliyorsun. Arkadaşlarına yön göstermek istiyorsun. Bunlar güzel bir şeyler. Kırmızı hafta sana bu şekilde yön gösterir. Tamam mı? Güzel bu soruyu da cevapladık. Gönüllü gönüllü olmuyorum. Bir kere de gönüllü Yani korkunun üzerine gideceksin. Bunun korkunun üzerine gitmek için bak mesela kadından korkmuyorsun. Pek çok insan kadından korkar aslında. Yani eee reddedilmekten korkar ama sende böyle bir korku yok. Bunu çok rahatlıkla bu korkusuzluğunu sahnede de kullanabilirsin. Evet baylar ikinci soruyu da cevapladık diye düşünüyorum.